Herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf sayma olasılık konumuza devam ediyoruz. Öncelikle son videoda vermiş olduğumuz ödev sorusunun çözümünü yapalım. Daha sonra da diğer konumuza başlayacağız. Şimdi bize verilen bir dikdörtgen üzerinde 11 noktadan köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan en çok kaç farklı üçgen çizilebilir diye sormuş. Şimdi öncelikle biz bu noktalar doğrusal olmasaydı mesela burada uzun kenarın üzerinde veya kısa kenarın üzerindeki buradaki dört doğru ya da buradaki dört doğru doğrusal olarak verilmiş. Ama eğer bunlar doğrusal olmasaydı biz 11 tane noktadan üçgen elde edebilmek için 3 tane nokta ihtiyacımız vardı. O zaman şöyle diyecektik 11'in üçlüsünü alarak 11'in üçlüsü kadar üçgen çizilebilir diyecektik. Ama şimdi şöyle bir durum var. Burada Mesela uzun kenar üzerindeki burada 1, 2, 3, 4 tane doğrudan herhangi üçünü seçersem mesela bunu, bunu ve bunu seçtim düşünürsem sonuç olarak bunlar doğrusal olduğu için bunları birleştirdiğim zaman üçgen olması mümkün değil. Ya da kısa kenar üzerindeki buradaki 4 tane noktadan herhangi üçünü seçtik mesela bunları seçtik. Yine bunları birleştirdiğimiz zaman doğrusal noktalar olduğu için bunlar yine bunlardan üçgen oluşmaz. O yüzden Tüm durumdan üçgen oluşturmayanları çıkartacağız. Eksi diyorum. Şimdi öncelikle buradaki 4 noktadan herhangi üçünü seçme durumum 4'ün üçlü kombinasyonu. Bunu çıkartmak zorundayım. Burada seçilen herhangi üç noktadan üçgen oluşmaz çünkü. Eksi buraya baktığımız zaman yine aynı şekilde 4 tane noktadan 3 tanesini seçtiğimde bunlar da üçgen oluşturmaz. Buraya baktığımız zaman 4 tane noktadan yine üçgen oluşturmaz. Buraya baktığımız zaman 3 tane nokta var. 3 noktadan 3'ünü seçtiğim zaman yine üçgen oluşturmaz. Bunun dışında kalanlar mesela buradan bir tane seçtik. Buradan bir tane seçtik. Buradan bir tane seçtik. Bu şekilde oldu da mesela. Bu şekilde üçgenler gelebilir. Bunun gibi kaç tane üçgen varmış onu bulacağız bu şekilde. Şimdi 11'in üçlüsüne bakalım. 11 çarpı 10 çarpı 9. 3 çarpı 2 çarpı 1 dedik. 4'ün üçlüsü 4. Yine aynı şekilde 4'ün üçlüsü, 4'ün üçlüsü geldi. 3'ün üçlüsünden de bir oldu. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan 3, buradan 5 geldi. Buradan 55 çarpı 3'ten 110, 165 geldi burası. Eksi 12, eksi 13 oldu. 165'ten de 13'ü çıkarttığımız zaman kalanımız buradan 152 tane farklı üçgen çizilebileceğini bulmuş oluyoruz. Doğru cevap bulanları da ayrıca tebrik ederiz. Evet şimdi de binom açılımı konumuza geldik. Ama tabi binomdan önce Pascal üçgeni tanımlamamız gerekiyor. Pascal ile binom arasında nasıl bir bağıntı var onu görmemiz gerekiyor. Şimdi Pascal üçgeni bu şekilde verdim. Öncelikle birkaç özelliğine bakalım Pascal üçgenin. Pascal üçgenin tepesinde bir sayısı bulunmaktadır. Mutlaka bir ile başlar. Her satırdaki eleman sayısı bir önceki satırdaki eleman sayısından bir fazladır demiş. Mesela burada birinci satırda bir tane eleman var. ikinci satırda iki tane eleman var. Üçüncü satırda üç tane olacak. Buraları dolduracağız. Dördüncü satırda onun bir fazlası şeklinde devam ediyor. Ve her satır bir ile başlayıp bir ile biter. Bunlar başlangıç ve bitişleri. Diğer sayılar ise bir üst satırdaki kendine komşu olan iki sayının toplamıdır. Hemen yapalım. Mesela burasına ne demiştik? Birinci satır. Birinci satır bir sayısıyla geldi. En tepede bir var. Daha sonra ikinci satıra bakalım. İkinci satırda iki tane sayı olacak dedik. Bir ile başlayacak, bir ile bitecek. Üçüncü satıra geldik. Burada da bunun yine bir fazlası yani üç tane sayı olacak. Bir ile başladı, bir ile bitti. Arada olanlar da üstteki kendine komşu olan iki tane sayının toplamı. Yani bir ile başladı, bir ile bitti. Bu ortaya bir tane daha sayı yazacağım. O da üstündeki bu iki sayının toplamını yazacağız. Yani 1 bir ile 1'in toplamından 2 geldi. Daha sonra dördüncü satıra gelelim. 1 ile başladı 1 ile bitti. Şimdi aralık ileri dolduracağız. 1 ile 2'nin toplamından şöyle yazalım. 1 ile 2'nin toplamından burası 3. 2 ile 1'in toplamından burası da 3 geldi. Gittikçe satırdaki sayılar da gördüğünüz gibi birer tane artıyor. Üçüncü satırda 3 üç tane varken dördüncü satırda 4 tane sayı oldu. Beşinci satıra geldik. Yine 1 ile başlayacak 1 ile bitecek. Aradakileri yine dolduralım. 1 ile 3'ün toplamından 4. 3 ile 3'ün toplamından 6. 3 ile 1'in toplamından 4 geldi. Son bir satır daha bakalım. Mesela 6. satıra da bakalım. 1 ile başladı 1 ile bitti. 1 ile 4'ün toplamından 5. 6 ile 4'ün toplamından 10. Aynı şekilde 6 ile 4'ün toplamından 10. 4 ile 1'in toplamından 5 geldi. 6. satırda 6 tane sayı oluştu ve bu ifade sonsuza kadar devam ediyor. Şimdi burada da kombinasyon ifadeleri verilmiş. Peki bunun kombinasyonla ilişkisi ne? Hemen onu kontrol edelim. Mesela en tepede burada 1 alırken kombinasyon olarak yazdığımız zaman 0'ın 0'lı kombinasyonu gelmiş. 0'a 0'lı kombinasyonu biliyoruz ki 1'e eşit. Birin sıfırlı kombinasyonu yine bir eşit. Birin birli kombinasyonu yine bir eşit. Yani buradaki birinci satır, buradaki birinci satır, ikinci satır, ikinci satıra. Yani buradaki bir bir değerleri birin sıfırlı kombinasyonla birin birli kombinasyonla eşit. Aynı şekilde bunlar zaten şunu söylemiştik. Bir ile başlayıp bir ile bitecekti. 2'nin sıfırlısı bir, 2'nin ikilisi yine bir geldi. Bu şekilde devam ediyor. Birin sıfırlısı, birin ikilisi. Üçüncü satırdaysa üçün sıfırlısıyla başladı. Üçün üçlüsüyle bitti. 4'ün ile başladı. 4'ün dörtlüsüyle bitti. 5. satırda 5'in sıfırlısıyla başladı. 5'in beşlisiyle bitti. 6. satırda yazacak olursak 6'nın sıfırlısıyla başlayacak. 6'nın birli kombinasyonuyla bitecek. Şimdi bu aradakileri dolduralım. Bunlara karşılık geliyor demiştik. Mesela 2'nin sıfırlı kombinasyonu 1. Araya 2'nin birli kombinasyonu yazacağım. Çünkü 2'nin sıfırlı kombinasyonu, 2'nin birli kombinasyonu, 2'nin ikili kombinasyonu. 2'nin birli kombinasyonu da buradaki 2'ye eşit zaten. Daha sonra 3'ün sıfırlı kombinasyonu, 3'ün birli kombinasyonu, 3'ün ikili kombinasyonu. Buradakilerin sayı değerleri de yine aynı şekilde bize 4. satırdaki 1, 3, 3, 1 sayılarını veriyorlar. 3'ün birlisi 3, üç, 3'ün ikilisi 3 geliyor. 4'ün sıfırlı kombinasyonu, 4'ün birli kombinasyonu, 4'ün ikili kombinasyonu, 4'ün üçlü kombinasyonu ve 4'ün dörtlü kombinasyonuyla bitti. Yine aynı şekilde dördüncü satırdaki buradaki değerlerimizin pardon beşinci satırdaki buradaki değerlerimizin her biri bize yine burada kombinasyonda karşılık gelen değerleri verdi. Beşinci satırdayız. Beş tane sayı var. Ama şuna dikkat edelim. Mesela burada birinci satırda sıfırla başladığımız için her bir satırda bir öncesiyle başlıyor. Mesela üçüncü satırda buraya karşılık geldiğini söylemiştik. Üçüncü satır. Üçüncü satırda ikinin sıfırlasıyla başlıyoruz. Dördüncü satırda 3'ün sıfırlısıyla başlıyoruz ki 4 tane sayı oluşmuş oluyor. 5. satırda 4'ün sıfırlısıyla başlıyoruz. 5. satırda yine aynı şekilde mesela burada 5'in e, sıfırlısı olduğunu 6. satır bize burasını verecek. 6'nın sıfırlısı bir de bize 7. satırı verecek gibi. Bunları da tamamlayalım. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü bize 6. satırı verdi. 7. satırda yazalım. Altının sıfırlısıyla başladık. Altının birli kombinasyonu, altının ikili kombinasyonu, altın üçlüsü, altın dörtlü kombinasyonu, aynı şekilde altın beşli kombinasyonu. Burası da altın altılı kombinasyonuyla tamamlandı ve 7. satırda bu şekilde yazmış olduk. Yani buradaki Pascal üçgenindeki değerler aslında bize kombinasyondan geliyor. Buradaki sıfırın ile başlayıp birin sıfırası, birin birlisi bu değerleri karşılıkta bunları bulmuş oluyoruz. Ve peki bunlar bizim ne işimize yarıyor? Hemen ona bakalım. Pascal üçgeninde her bir satırdaki sayılar x artı ya da eksinin herhangi bir eninci kuvvetinin açılımında bulunan terimlerin kat sayılarıdır bunlar. Her bir terim için bunları tek tek kullanacağız. Şimdi mesela burada bir sonraki sayfada da göstereceğim. Burada da gösterebilirim birkaç tanesini. x artı y'nin n'inci kuvvetin açılımındaki terimlerin kat sayıları demiştik. Mesela buradaki ifade x artı olsun. x artı y'nin en değerimiz 0 olsun. Kuvvet 0 olduğunda x artı y'nin sıfırıncı kuvvetinden cevap 1 geldi. Ve bu ifade 1'e eşit. Aynı şekilde burası x artı y'nin birinci kuvveti. Bunu açtığımız zaman x artı y geldi. Bu terimlerin katsayıları demişti. x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 1 geldi. Aynı şekilde buraya bakalım. x artı y'nin İkinci kuvvetini açtığımız zaman burası da nedir? x kare artı 2xy artı y karenin açılımıdır. x karenin katsayısı sayısı 1, 2'nin sıfırlısı 1. x çarpı y teriminin katsayısı sayısı 2, 2'nin birlisi 2 idi. y karenin kat sayısı 1, 2'nin ikilisi de 1 idi. Dolayısıyla burada dediği gibi bu ifadenin enince ifadesinin enince kuvvetinin açılımında bulunan terimlerin katsayılarını bize binom üçgeni, pardon Pascal üçgeni vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi kısa bir özellikten bahsedip binom açılımına geçeceğim. Kombinasyonu aslında anlatırken bu özellikten bahsetmiştik ama bunun Pascal özdeşliğinden geldiğini, Pascal üçgeninden geldiğini de görmüş olalım diye tekrar burada da ekledim. Kombinasyon kullanarak oluşturduğumuz Pascal üçgeninde. Mesela burada birin üstüne yazdığımız zaman buradaki ifadelerde şöyle diyelim hatta sıfırın sıfırlısıyla başlamıştık. Birin Sıfırlı kombinasyonu, birim birli kombinasyonu demiştik. Daha sonra bir alttaki satırda bunların toplamı gelecekti. Ve buradaki ifademiz birin ile birin birlisinin değerlerinin toplamıydı. Birin sıfırlısı 1, bir, birin birlisi bir, toplamları bize 2'yi verecekti. Aynı şekilde burada da şimdi bu ifadeleri mesela birin sıfırlısıyla birin birlisini topladığımız zaman bir alt satırı da yazalım. 2'nin sıfırlısı, burası 2'nin birlisi, burası 2'nin ikilisiydi. Bunun da bunun toplamı ortadaki değeri verecekti. Yani 2'nin birli kombinasyonu verecekti. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman birin sıfırlı kombinasyonu 1'in birin birli kombinasyonu, 2'nin birli kombinasyonu eşit olmuş. Bir sonrakinde burada yine aynı şekilde aradakileri yazdığımız zaman mesela burada ikinin birli kombinasyonu ile 2'nin ikili kombinasyonu bize 3'ün ikili kombinasyonu verecek. Burada kombinasyon kısmında yaptığımız Pascal üçgenlerini görebiliyoruz zaten onları. Dolayısıyla bizim buradaki özellikten mesela bunların toplamından bir eşitlik elde ediyoruz ve biz buna Pascal özdeşliği diyoruz. Pascal özdeşliği dediğimiz ifade mesela birin sıfırlısıyla birin birlisi buradaki bir değerinin bir fazlası sıfırın bir fazlası alınmış. Aynı şekilde 2'nin bir fazlası birin bir fazlası alınmış üçün ikili kombinasyonu oluşturulmuş. Ve bu özdeş bu ifadelerden n'in r'li kombinasyonu ile n'in r artı 1'li kombinasyonunun toplamı Burada bir fazlası olacak. En değerlere eşit. Alttaki ifade bir fazlası olacak. N'in bir fazlası, R'nin bir fazlasına eşit dedik. Ve bunu biz dediğim gibi kombinasyon kısmındaki Pascal üçgeninde belirtmiş olduk aslında. Bu şekilde Pascal özdeşliği eşitliğini elde ettik. Bunu dediğim gibi kombinasyonu zaten kullandık ama tekrar kombinasyonda hatırlatmakta fayda var. Şimdi gelelim binom açılımına n elemandır doğal sayı olmak üzere x artı ya da eksi fark etmez. x artı ya da eksinin n'inci kuvvetinin açılımında x'in ve y'nin kuvvetleri cinsinden açılımına biz binom açılımı diyoruz. Ve binom açılımının açılımını da biraz önce de göstermiştim. Mesela burada bu bize ikinci satırı veriyordu. Birin sıfırlısı birin birlisi. x artı y'nin birinci kuvvetini aldığımız zaman x artı y gelmişti. Ve bunun kat sayısı bir, bunun katsayısı sayısı bir, birin sıfırlısı bir, birin birlisi bir bize bu katsayıları verdi. Daha sonra x artı y'nin ikinci kuvvetinin açılımını yaptığımız zaman x kare artı 2xy artı y kare şeklinde açılır. x karenin kat sayısı 1, x çarpı y'nin kat sayısı 2, y karenin kat sayısı da 1. Bunlar da yine bize kombinasyonu veriyor demiştik. 2'nin sıfırlısı, bu arada 2'nin birlisi var, 2'nin ikilisi. 2'nin sıfırlısı 1, 2'nin birlisi 2, 2'nin ikilisi yine 1 geldi. Bize buradaki ikinci 2. kuvvet olduğunda 2'nin 0'lısı, 2'nin 1'lisi, 2'nin 2'lisi değerleri bize bu terimlerin katsayılarını verdi. Aynı şekilde x y'nin 3. kuvvetindeki katsayıları o zaman direkt buradan görebiliriz. 3'ün 0'lısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi. Yani x y'nin 3. kuvvetindeki katsayılar o zaman ne olacakmış? 1 gelecek, buradan 3 gelecek, buradan 3, buradan da 1 gelecek. Kontrol edelim. Öyle mi geliyor? X artı y'nin küpünün açılımını yapıyorum. X küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp şeklinde küp açılımını yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi x küpün kat sayısı 1 geldi. 3x kare y'nin kat sayısı 3 geldi. 3x y karenin kat sayısı 3 geldi. Y küpün kat sayısı yine 1 geldi. Ve gördüğünüz gibi bunları sağlamış oldu. Biz bu değerleri direkt bu katsayıları, şimdi dördüncü kuvvetin açılımını direkt mesela bilmiyoruz. O zaman bu katsayılarını direkt buradaki dördün sıfırlı kuvvet, dördün sıfırlı kombinasyonu, dördün birlisi şeklinde dördüncü kuvvetin katsayılarını direkt yazabileceğiz. Şimdi binom formülü, binom açılımındaki terimlerin katsayılarının kombinasyon yardımıyla bulunabileceğini bize ifade etti. Bu binom formülüne göre de şimdi açılım yapalım. Katsayıları öğrendik artık. Şimdi kat göre kuvvet neyse mesela 3 ise 3'ün sıfırlısı ile başladı. X artı Y'nin eninci kuvvetini o zaman şöyle başlıyorum. Kuvvet n olduğu için n'in sıfırlı kombinasyonuyla başladım. Şimdi artık binom formülüne göre açılım yapıyorum. Formülümü şu şekilde kat yazdım. Birinci terimi yazacağım şimdi. n'in sıfırlı kombinasyonu çarpı buradaki açılımda birinci terimin yani X'in eninci kuvvetini alıyoruz. İkinci terimin ise sıfırıncı kuvvetini alarak başlıyoruz. Daha sonra ikinci terime geçeceğim. n'in sıfırlısıydı. Bir sonrakinde n'in birli kombinasyonu çarpı x'in kuvvetini 1 azaltıyoruz. y'nin kuvvetini 1 arttırıyoruz. x'in kuvvetini bir azalttık. y'nin kuvvetini bir arttırdık. Bu şekilde açılım yapıyoruz. Aslında buradaki n-1 ve 1'ler nereden geliyor? Şöyle diyelim. N'in sıfırlı kombinasyonda x'in kuvvetini n yerine yazdım. Yani daha doğrusu aradaki farkı yazdık. N ile sıfırın arasındaki fark. Y'nin kuvveti ise paydadaki. Normalde biz ne diyoruz? N'in r'li olarak açıyoruz. N değerini x'in n ile r arasındaki farkı x'in kuvvetine, r değerini ise y'nin kuvvetine yazdık. Yine burada n'in birlisini zaten kombinasyondan Pascal üçgeninden zaten öğrendik. N'in birli kombinasyonu gelecek. Çarpı x'in yine n ile 1 arasındaki farkı yazdım. n eksi 1. Y'nin üstüne de buradaki R değerini yani 1 yazdık. Bir sonrakinde yine N'in ikili kombinasyonu çarpı X üzeri N-2 eksi aradaki fark çarpı Y üzeri 2. Bunları bu şekilde gidebilirsiniz. Ya da şu, dedi ilk başta dediğim gibi her seferinde X'in kuvveti 1 azalıyor. Y'nin kuvveti ise 1 artıyor. Bir sonrakinde yazalım N'in ikilisi dedik. N'in üçlü kombinasyonunu yazalım. X üzeri N ile 3'ün arasındaki fark çarpı Y üzeri 3 geldi. Yine dediğim gibi kuvvet x'in kuvveti n eksi 2 idi biraz aldı n 3 oldu y'nin kuvveti 1 arttı. Bu mantıkla da gidilebilir. En son mesela n'in n'lisine geldik. Nasıl burada 3'ün sıfırlısından 3'ün üçlüsüne kadar gidiyorduk. n'in n'lisine geldiğimiz zaman da x'in kuvveti aradaki fark 0 n eksi n'den 0. Y'nin kuvveti de R değerini yazıyorduk. Dolayısıyla Y'nin kuvveti de N şeklinde gelmiş oldu. Ve bu şekilde binom formülünü yazmış olduk. Burada tekrar onun açılımını gösterdim. X ve Y gerçek sayılar ve en pozitif doğal sayı olmak üzere X artı Y'nin eninci kuvvetinin açılımında N'in sıfırlısı N'in birlisi kat her zaman bu şekilde gidiyor. Kuvvet ne ise onun sıfırlısından kendisine kadar olan kombinasyonlarını alıyoruz. X'in eninci kuvveti Y'nin sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için yazmamıza gerek kalmıyor. Aynı şekilde burada da X üzeri kuvvetin... X'in kuvvetini biraz azalttık. N-1, Y'nin kuvvetini bir arttırdık. Burada Y üzeri şöyle yazalım sıfır vardı. Y üzeri bir oldu. Şekne devam etti. Burada da en son N'in enlisi. X'in aslında N-N'den X'in sıfırıncı kuvveti var. Ama bir olduğu için yine yazmaya gerek yok. İfadesini bu şekilde X'in azalan kuvvetlerine göre binom açılımı denir diyoruz. Zaten hep X'in kuvvetlerinin azaldığını, Y'nin arttığını söyledik. O yüzden de bu ifade X'in azalan kuvvetlerine göre binom açılımı şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi artık örneklerimize bakalım. Bunları uygulayalım. Verilen ifadelerin açılımını binom açılımından faydalanarak bulunuz demiş. Şimdi x artı y'nin dördüncü kuvveti. En değerini yani kuvvetin öncelikle kat sayısını yazacağım. Dördün sıfırlı kombinasyonu çarpı birinci terimin yani x'in dördüncü kuvveti aradaki fark. Y'nin ise sıfırıncı kuvveti. Ve bir sonrakinde burada dördün dörtlüsüne gelene kadar her seferinde x'in kuvvetini bir azaltacağım, y'nin kuvvetini bir arttıracağım. Dördün birli kombinasyonu çarpı x üzeri 3, y üzeri 1 geldi. Artı dördün ikili kombinasyonu x üzeri 2, x'in kuvvetini yine bir azalttım, y'nin kuvvetini bir arttırdım. Bir sonraki terimde dördün üçlü kombinasyonu x üzeri 1 çarpı y üzeri 3. Artı son terimiz 4'ün dörtlüsüne gelince bitecek zaten. X üzeri 0, Y üzeri 4 şeklinde açılımı yaptık. Şimdi son olarak düzenleme yapalım. 4'ün sıfırlı kombinasyonu 1 zaten. 1 çarpı X üzeri 4, Y üzeri 0, 1. Artı 4'ün birli kombinasyonu 4, X küp, Y üzeri 1, Y geldi. 4'ün ikili kombinasyonu 6, X kare, Y kare. Artı 4'ün 3'lü kombinasyonu 4, x çarpı y küp oldu. Artı son terimizde 4'ün 4'lü kombinasyonu x üzeri 0, 1, y üzeri 4 geldi. Bir kere daha düzenleyelim. Buradan x üzeri 4, artı 4 çarpı x küp y geldi. Artı 6 x kare y kare, artı 4 x y küp, artı y üzeri 4 geldi. Ve katsayılara dikkat edin. Bu e, binom normal paska üçgeni açılımını yaptığımız zaman şöyle hatırlayalım. 1 1 demiştik. 1 2 1 1 3. Buradan yine 3 1 geldi. 1 4. Burada 5. satırımıza başladığımız zaman 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi demiştik. 1 4 6 4 1 ve buradaki katsayılar bizim bulduğumuz katsayılarla eş değer. Yani burasının katsayısı 1, daha sonraki katsayı 4, daha sonraki katsayı 6. Daha sonraki katsayı 4 ve buradan da yine bir geldi. İster bu şekilde 4'ün sıfırlısı yani kombinasyondan yaparız. istersek de Pascal üçgeninden bunları bulabiliriz. Ama eğer büyük değerlerse tabi kombinasyondan yapmak çok daha mantıklı. Bu şekilde açılımlarımızı yapıyoruz. Şimdi devam edelim bir de eksilisini yapalım. X eksi y'nin 4. kuvveti. Yine aynı şeyleri yapacağım. Sadece eksi de ne yapıyoruz ona dikkat edelim. X eksi y'nin 4. kuvveti için. Şimdi buradaki ifademizde yine 4'ün sıfırlı sonuçta kat aynı. Yine 4'ün sıfırlısı çarpı birinci terimin dördüncü kuvveti. ikinci terimin diyeceğiz ama buradaki ikinci terimimiz eksi y. O yüzden şöyle alacağım. Eksi y'nin sıfırıncı kuvveti gelecek. Daha sonra 4'ün birli kombinasyonu x üzeri 3 eksi y'nin birinci kuvveti. Şöyle devam edelim. Artı 4'ün ikili kombinasyonu x'in ikinci kuvveti Eksi y'nin ikinci kuvveti geldi. Artı 4'ün üçlü kombinasyonu. X üzeri 1. Eksi y'nin kuvvetini yine 1 arttırdık. 3 oldu. Son olarak 4'ün dörtlü kombinasyonu. X üzeri 0. Eksi y'nin dördüncü kuvveti. X'in kuvveti en büyükle başladı. En düşüğe kadar. Y'nin kuvveti en düşükle başlayıp en büyüğe kadar gelmiş oluyor. Düzenleyelim şimdi. 4'ün sıfırlısı 1 dedik. X üzeri 4. Eksi 0 sıfırıncı kuvvet de 1. Artı 4'ün birli kombinasyonu 4. x küp eksi y üzeri 1 dediği için burası yine eksi y olarak kaldı. Buradaki işareti düzenleyeceğim. Artı 4'ün ikili kombinasyonu 6. x kare ikinci kuvvet olduğu için eksi buradan artıya dönüştü. 4'ün üçlü kombinasyonu 4 çarpı x eksi y'nin üçüncü kuvvet demiş. Burada da yine aynı şekilde şöyle yazacağım. Eksi y küp yazacağım ki buradaki eksi ile artıyı çarpacağız. 4'ün 4'lü kombinasyonu 1, x üzeri 0, 1. Eksi y'nin 4. kuvveti yine çift kuvvet olduğu için pozitife dönüştü. Son olarak düzenleyelim. x üzeri 4, burada eksi ile artıyı çarptık. Eksi 4, x küp y geldi. Burada 6, x kare, y kare. Buraya bakalım yine eksi ile artıyı çarptım. Eksi 4, x, y küp. Artı y üzeri 4 olarak buradan da açılımımızı yapmış olduk. Şimdi artılısıyla arasındaki farka bakacak olursak artılısında bütün işaretler artı. Eksi olduğu zaman ise artı ile başlayıp artı eksi artı eksi artı şeklinde devam ediyor. Son olarak kontrol aşamasında bunu da kullanabilirsiniz. C'ye bakalım şimdi. A artı 2B'nin 3. kuvveti vermiş. Şimdi yine açılımımıza katsayılarla başlıyorum. Yani 3'ün 0'lı ile başlıyorum. Çarpı birinci terim A'nın üçüncü kuvveti 2B. Şimdi burada ikinci terimiz direkt 2B. Kat sayısı önemli. 2B'nin sıfırıncı kuvveti. Artı 3'ün birli kombinasyonu A'nın ikinci kuvveti. 2B'nin i̇ki birinci kuvveti. Artı 3'ün ikili kombinasyonu. A'nın birinci kuvveti. 2B'nin i̇ki ikinci kuvveti. Bunları bu şekilde parantez yazmazsanız eğer karıştırırsınız. O yüzden mutlaka eksilerde ve katsayılarda parantezle belirtin. 3'ün üçlü kombinasyonu son olarak A'nın sıfırıncı kuvveti 2B'nin de üçüncü kuvveti. Düzenlemeye geçelim şimdi. 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1 çarpı A küp 2B'nin sıfırıncı kuvveti 1 geldi. 3'ün birli kombinasyonu 3 çarpı A kare 2B'nin birinci kuvvetinden yine 2B. Iki 3'ün ikili kombinasyonu 3 çarpı A 2B'nin iki ikinci kuvvetinden 4B kare geldi. 3'ün 3'lü kombinasyonu 1. A üzeri 0, 1. 2B'nin 3. kuvvetini aldığımız zaman da 8B küp oldu. Bir kere daha düzenleyelim. A üzeri 3 artı katsayıları düzenliyorum. 6 A kare B geldi. Artı 4 çarpı 3'ten 12 A B kare geldi. Buradan da artı 8 B küp oldu. Bu şekilde açılımımızı yaptık. Bize her zaman açılım nedir diye sormaz da mesela bu ifadenin açılımındaki 3. terimin katsayısı nedir der. 3. terimin katsayısı 12 mesela geldi ya da dördüncü terimin katsayısı şeklinde sorularda sorulabilir. Evet açılımlara devam edelim. Binom açılımını çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor ki mantığını anlayın. Hatta şöyle yapalım. Şimdi ben bunları çözmeye başlamadan önce videoyu durdurun. Ve kendiniz iki soruyu da kendiniz çözmeye çalışın. Bu açılımları yapın. Eksisine artısına kat sayısına mutlaka dikkat edin. Ve daha sonra da tekrar videoyu açıp kontrollerinizi yapabilirsiniz. Bakalım öğrenmiş misiniz? Başlıyorum D maddesinin açılımını yapmaya. 2A-3B'nin üçüncü kuvveti. Şimdi yine burada üçüncü kuvvet olduğu için o zaman 3'ün sıfırlı kombinasyonuyla başladım. 3'ün sıfırlısı çarpı 2A'nın üçüncü kuvveti İkinci terimin yani eksi 3B'nin sıfırıncı kuvveti artı 3'ün birli kombinasyonu çarpı 2A'nın iki ikinci kuvveti eksi 3B'nin birinci kuvveti geldi. Artı 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 2A'nın kuvvetini biraz attım, bir azalttım 1 geldi. Eksi 3B'nin kuvvetini de 1 arttırıyoruz 2 oldu. Son olarak 3'ün üçlü kombinasyonu 2A'nın sıfırıncı kuvveti ve eksi 3b'nin üç de üçüncü kuvvetiyle tamamlıyoruz. Burada işlemlerimizi yapalım şimdi. 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1 geldi. 2a'nın üçüncü kuvveti 8 küp oldu. Eksi 3b'nin sıfırıncı kuvveti 1. Bir. 3'ün birli kombinasyonu 3. 2a'nın i̇ki ikinci kuvvetinden 4 a kare çarpı eksi 3b geldi. Artı 3'ün ikili kombinasyondan 3 çarpı 2a çarpı Eksi 3 B'nin karesinden dolayı da 9 B kare oldu. Üçüncü kombinasyonu 1. 2 A'nın sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 3 üç, B'nin üçüncü kuvveti de eksi 27 B küp oldu. Yine düzenleyelim burasını. 8 A küp. Burada şimdi katsayıları ve işaretleri çarpacağım. Eksinin artın çarpının eksi olacak. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 3'ten de 36 A kare B geldi. Bunlara dikkat edin mutlaka. Artı 9 çarpı 2 18. 18 çarpı 2'den 54. A B kare geldi. Artı 1 çarpı 1 eksi 27 B küp varmış. O zaman bunu şöyle diyelim. Eksi 27 B küp şeklinde doğru cevabı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Sizler de eğer çözdüğünüzde aynı cevabı bulduysanız doğru bulduğunuza dair yorumlarda belirtin. Bakalım kimler doğru öğrenmiş binom açılımını ben de görmüş olayım. Aynı şekilde E için de bunu yapalım. Yine çözümünü burada durdurun. İzlemeden önce kendiniz çözün. Sonra tekrar videoyu açıp kontrol edebilirsiniz. Daha verimli olacaktır o şekilde. 1 bölü x artı x'in dördüncü kuvveti. Şimdi bu biraz daha farklı. Bunu dördün sonuçta sıfırlı kombinasyonuyla başlayacağım. Yine katsayımız buradan aynı gelecek. Dördün sıfırlı kombinasyonu. Şimdi birinci terim diyoruz. 1 bölü x'in kuvvetini almaktansa işlem kolaylığı açısından 1 bölü x'i üslü hale getirelim. Yani x üzeri eksi 1 olarak yazacağım. Birinci terimin dördüncü kuvveti, ikinci terimin sıfırıncı kuvveti, artı dördün birli kombinasyonu, birinci terimin yani x eksi 1'in üçüncü kuvveti, ikinci terimin birinci kuvveti geldi, dördün ikili kombinasyonu, x üzeri eksi 1'in ikinci kuvveti, ikinci terimin x'in tekrar kuvvetini bir arttırdık ikinci kuvveti geldi, dördün üçlü kombinasyonu x eksi 1'in kuvvetini bir daha azalttım. 1 oldu. x'in 3. kuvveti. Son olarak 4'ün 4'lü kombinasyonu. x eksi 1'in 0. kuvveti ve x'in de buradan 2. pardon 4. kuvveti gelmiş oldu. Düzenleyelim şimdi. 4'ün 0'lı kombinasyonu 1. Şimdi x üzeri eksi 1'in 4. kuvveti. Kuvvetleri çarpıyoruz biliyorsunuz ve burası x üzeri eksi 4 geldi. x üzeri 0'dan 1. 4'ün birli kombinasyonu 4. x üzeri eksi 3 çarpı x geldi. Artı 4'ün ikili kombinasyonu 6. x üzeri eksi 2 çarpı x üzeri 2. Artı 4'ün üçlü kombinasyonu 4. x üzeri eksi 1'in birinci kuvvetinden x üzeri eksi 1 çarpı x üzeri 3 geldi. Artı 4'ün dörtlü kombinasyonu 1. x üzeri eksi 1'in sıfırıncı kuvveti olduğu için 1. Burada çarpı x üzeri 4. Bir kere daha düzenleyelim. X üzeri eksi 4 artı 4 çarpı. Şimdi x üzeri eksi 3, x üzeri 1 verilmiş. Dolayısıyla kuvvetler burada çarpım durumunda oldukları için kuvvetleri topluyorum. X üzeri eksi 2 olarak düzenlendi. Artı 6 çarpı x üzeri eksi 2 ile x üzeri 2'nin yine çarpım durumundalar. Kuvvetleri topladığım zaman x üzeri 0 geliyor burası. Dolayısıyla çarpı 1 geldi. Artı 4 çarpı Kuvvetleri topladım. x kare oldu. Artı buradan da x üzeri 4. Bunu şöyle de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Keseli olarak da yazabiliriz. Yani x üzeri 4'ü 1 bölü x üzeri 4 artı 4 bölü x kare artı 6 artı 4 x kare artı x üzeri 4 olarak bulmuş oluyoruz. Bunun yine aynı şekilde doğru cevabı bulanlar varsa yorumlarda bilirsin. E şıkkını ben de doğru buldum diye yazsınlar ben de göreyim arkadaşlar. Evet bu videoda açılımlarla ilgili bolca soru çözmüş olduk. Umarım herkes açılımların nasıl yapıldığını, kat sayılarını, kuvvetleri nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde anlamıştır. Evet son olarak da tabi bu video ile ilgili sizlere bir ödev sorum var. 3x-2y'nin 5. kuvvetinin açılımında 5. terimin kat sayısı kaçtır diye sorulmuş. Yine bu ifade 5. terime göre 5. kuvvete göre açıyorsunuz ve düzenlediğiniz zaman en son halinde 5. terim hangisi ise onun kat sayısı cevabınız olacaktır arkadaşlar. Cevabı yorumlarda bekliyorum ve sorunun çözümünde bir sonraki videoda videonun en başında çözümünü yapacağız arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.